Telefonda çok konuşamadık. Ne yaptın? Ömer'i görebildin mi? Heh. Duydum kızım, bulunmuş şükür. E onu da getirseydin ya buraya. Ha? Ha? Ömer. Meryem. Meryem. Kızım. Meryem ne oldu? Meryem. Kızım. Meryem iyi misin Meryem? Ay. Meryem. Çocuğum. Meryem beni duyuyor musun? Meryem. Ablam beni istemiyor. Beni bıraktı. Sana da küstüm. Al canım, iç şunu. Hadi. Hadi canım. Onu istemedim sandı. Bıraktım sandı. Tamam canım. Sonra anlatırsın bunları. Toparlan şimdi, tamam mı? Ayşe. Hı. Buradan gittim ya. Yetişemedim. Babam yüzünden geç kaldım. Ömer. Onu bıraktım sandı. Zaten biliyorsun, öncesinde de kırgındı bana. Eve kadar gelmiş, içeri girmemiş. Oh, kıyamam yavrum. Bıraktı işte beni. Gitti, o adamın elinden tuttu. Çok kırıldı bana. Tamam kızım, tamam. Bir doğrul şöyle, bir kendine gel. Hadi bakayım. Ömer daha çocuk. Annem, ne bilsin kırılmayı falan. Yok Safiye teyze. Dedim ya, öncesinde çok kırgındı bana. Gözlerinde gördüm kırgınlığını. Haklı, çok haklı. Ona zarar gelmesin diye didinirken en büyük zararı ben verdim ona. Kalbini kırdım. Ben artık eve gitsem iyi olacak. Yok, aa, kal bu gece burada Meryemciğim. Hadi git. Meryem saçmalama, otur şöyle. Bırakmam seni. Ben gideyim artık. Sizi de daha fazla üzmeyeyim. İyiyim, merak etme. Meryem. Hadi iyi geceler. Meryem. Meryem gitme, kal işte burada. Şş, bana bak kız. Neredesin sen? Bir gittin Ayşe'lere, bir daha gelmek bilmedin. Ne yaptılar? Semaverle mi yaptılar çayı? Çok yorgunum baba. Ne yaptın? Taş mı taşıdın? Yani oturduğu yerden lak lak yaparak yorulandı ilk defa görüyorum ha. Haklısın. Şşş, bana bak. Afralar, tafralar. Şekil yapma bana şekil. Anladın mı? Efem. Oğlum. Abla. Efendim. Abla. Efendim. Abla. Efendim. Sana hediye aldım. Bakalım ne almışsın? Çok güzel bir şeye benziyor bu. Ablacığım, bu çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim. Gel bakayım. Bir kucak. Takayım mı, ister misin? Nasıl? Güzel oldu mu?
Çok güzel oldu. Oh, teşekkür ederim ablacığım. Gözünü sevgilim, buradayım. Rana, seni ne kadar özledim bir sen. Ben de çok özledim. Çok vaktim yok. Beni dinle. Hayata dön artık Levent. Yine eskisi gibi ol. Seninle kavuşacağımız güne kadar hayatı dolu dolu yaşa. Beni ancak böyle mutlu edebilirsin, tamam mı? Hayata dön. Tutun ona sevgilim. Lütfen. Söylediklerimi unutma Levent. Hoşça kal. Rana? Rana neredesin? Rana? Gitme. Bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanım tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılır. Efe doğalı bugün tam 3 ay oldu. Ve Efe bize bugün dünyanın en güzel hediyesini verdi. Gülümsedi. Evet, Efe bugün ilk defa gülümsedi. Levent'le Sevinç'ten ne yapacağımızı şaşırdık. Oğlumuz bize gülümsedi. Bahçedeydik. Levent bir çiçek koparıp Efe'nin yanına bıraktı. Bugünün anısı olsun dedi.
Bu ne biçim sofra böyle? Başka bir şey yok mu? Yok, alışveriş yapamadım. Şuna bak ya. Peynir demek için 1000 şahit lazım. Fareye versen vallahi kemiremez, dişi kırılır. Bu ne ya? Alışveriş yapamadım dedim ya. Para yok, idare etmemiz lazım. Sen yemiyor musun? İştahım yok. Meryem Hanım, şu para işini de bir an önce çözmemiz lazım yani. Olmuyor böyle. Ya kursağımızdan şöyle düzgün bir şey geçsin ya. Bakıyor musun işmiş? Yok, bakamadım. O niye? Safiye teyzeye yardım edeceğim. Bir dikiş işi varmış da. Kaç para? Bilmiyorum. Konuşamadım daha. Ne demek konuşmadım ya? Bir an önce konuş kızım. Ne alıp ne vereceğini bil. Biz de ona göre davranalım, değil mi? O paralara dokunmayacağız baba. Senetleri ödemek için biriktireceğim. Yok ya. Bizim burada açlıktan nefesimiz koksun. Sen elin çocuğu için çalış, öyle mi? Elin çocuğu değil o. Ömer benim kardeşim. Bal gibi de elin çocuğu işte. Elin veledi. Ya biz buradan aç yatalım, dayak yiyelim. Meryem Hanım'ın hiç umurunda olmasın. O varsa yoksa elin çocuğu için çalışsın. Anca Ömer'e para yetiştirmek için çalış. Hem nerede o ha? Nereye sakladın? Sen niye çalışmıyorsun baba? Elin ayağın tutuyor çok şükür. Bir işe girip çalışabilirsin. Hem bana da yardımcı olursun. Çok konuşma be, çok konuşma. Git şu kabaya bak. Hayırlı günler Meryem Hanım. Ne istiyorsun? Yok, ben değil de Tekin abimin bir isteği vardı. Onu iletmeye geldim size. Neymiş? Sizi görmek istiyor. Ne münasebet? Ayağını adam mı çağırıyor, anlamadım. Yok canım. Yani ayağını adam çağırıyor demeyelim de... misafir etmek istiyor demek daha doğru. Yani Tekin abi misafirperver bir şahsiyettir. Senedin ödeme gününe daha var. İkide bir şu kapıya gelip durmayın. Ben Tekin abimin emrini yerine getiriyorum. Ne söyleyecekseniz gelip kendiniz söyleyin. Hı? Konağa gitmem lazım. Ne olup bitiyor acaba? Hayatım biraz sakin ol. Bak işte Levent gitmeye karar verdi. Neden bu kadar sıkılıyorsun ki? Levent gitmeye karar vermedi. Ben onu ikna ettim. Yoksa çocuk için kılacaktı. Tamam işte sonuçta gidiyor. Gelir mi artık? Benim konakta olmam lazım. Gözümle her şeyi görüp bir an önce de bir şey bulmam lazım. Yoksa rahat edemeyeceğim. Hülya Hanım. Bahadır Bey, başlayabilir mi? Tabii, tabii. Buyurun Ferit Bey, siz dinliyoruz. Size daha önce de ilettiğim raporları incelemişsinizdir. Bu tabloyla holdingin direnmesi biraz zor. Ne demek zor? Dolaylı anlatmayın lütfen. Konkordata ilan etme durumunda kalabiliriz. Öyle bir şey olmayacak. Ama tablo ortada. Tablo, tablo. Ya ağzınızdan başka kelime çıkmıyor. Fırlatıp atın şu tabloyu. Bizim daha kısa vadeli çözümlere ihtiyacımız var. Nasıl yani? Daralmak gibi mi? Bravo. Daralmaya gidiyoruz. Bundan sonra 3 kişinin yaptığı işi 1 kişi yapacak. Personel çıkarmak da çözüm olmayabilir. Tazminat ödemek durumundayız çünkü. Yok, değiliz. Tazminat falan ödenmeyecek. İş mahkemelerine bakın.
hangi durumlarda tazminat ödenmemiş öğrenin ve bir kitabına uydurun. Bu olacak şey değil. Çalışanların hakları var. Bunu görmezden gelemeyiz. Ben hak mak anlamam. Nasıl yaparsınız bilmem ama bu işi bir an önce çözün. Toplantı bitmiştir. Ha, bu arada Ulviye Hanım'ın çok özel bir isteği varmış. Evet, ikramiyeler ödenmemişti. Onlar ödenecek. İşten çıkarılmayanları tabii ki. Ferit Bey, ilgilenin lütfen. Daralmaya giderken ikramiye? Dedim ya, Ulviye Hanım'ın çok özel isteği. Böyle dikilecek miyiz anlamadım. Gelmeyeceğimi söyledim. Size iyi günler. Bir dakika. Ne yapıyorsun sen ya? Şimdi böyle kapı kapatarak falan oluyor mu Meryem Hanım? Ha? Alttan alalım dedik ama lafımızı dinletemedik galiba size. Ne oluyor ya? Ne oldu Doğan? Bir şey mi var? Ya bir şey olduğu yok. Dünkü mevzu. Tekin abimin söyleyecekleri var. Meryem Hanım'ı misafir edelim dedik ama işitmediğimiz söz kalmadı. Hayır, insanın ağrına gidiyor yani. Kaç yaşında adamım abi ben? Ya doğru söylüyorsun kardeşim. Ben de söyledim kendisine. Ya benim kızda bir inat var. Katır, keçi halt etmiş ya. Kızım, git bir konuş ya. Yoksa çok daha kötü şeyler olacak bak. Baba, gitmek istemiyorum lütfen. Yok ya, gitmek istemiyormuş. Geleceksin o kadar. Haydi. Meryem, ne oluyor burada? Bilmiyorum. Tekin beni görmek istemiş. Bu da illa gidelim diyor. Zorbalık yapıyor. Zorbalık mı? Bir şey yaptılar mı sana? Ayşe Hanım, öncelikle iyi günler. Zorbalık kim biz kim? Çevremizde kibarlığımızla, nezaketimizle tanınan şahsiyetleriz biz. Özellikle de ben. Mahalledeki arkadaşlar kendi aralarında bana yufka derler. Yufka aşağı, yufka yukarı. Böyle kibar, nazik manasında şey yapıyorlar. Meryem, hadi gel gidelim. Ne derdi varmış, ne istiyormuş öğrenelim. Ben de seninle geleceğim. Tamam canım. Çok güzel. Aferin bak, aferin. Ya ne kadar akıllı kız bu ha. Hadi kızım hadi. Evet. Ben gelmeden hazır olmuş olursa vakit kaybetmemiş oluruz. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Anladınız sanırım. Ulviye Hanım. Ona geldiğimde karar verelim isterseniz. Evet, sizin öneriniz nedir? Hazırlık yapıyor galiba. Gidecek. Demeyin. Ay, kalacak zannetmiştik halbuki. Tüh. Sağ olun, size de. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Aha. Geldiler. İşte bizim fakirhane. Ben burada çalışıyorum. Ben buraya gelmekten hiç hoşlanmıyorum. Birazdan Tekin abine de söyleyeceğim ama senin de aklında bulunsun. Aa. Neden? Yani sizi üzecek, kıracak bir şey mi yaptım yoksa? Ben kendimi affetmem. Anlamadım. Kardeşime karşılık para ödüyorum ben size. Daha ne yapacaksınız? Yani ama şimdi öyle demeyelim. İş başka, arkadaşlık başka. Sonuçta biz de kendi ekmeğimizi kazanmak zorundayız. Öyle değil mi? Çocuk karşılığı senet düzenleyerek mi? Ama şimdi o iş öyle olmuyor Ayşe Hanım. Buyurun, şöyle geçersek ben size izah edeceğim, lütfen. İstemez. Ayşe'cim sen burada bekle, ben bir konuşup geliyorum. Ben de geleyim seninle. Yok, gerek yok. Ama dikkat et, tamam mı? Sakin ol. Tamam, merak etme. Ayşe Hanım, arkadaşınızı beklerken bir çay içmek ister misiniz? Müessesemizde her daim sımsıcak çay bulunur. İstemiyorum dedim. Ağzını seveyim seni. İyi.
ısrar var, teklif yok. Yok, teklif var. Yani hani ben size teklif ediyorum. Kahve içelim. Bir kahve içseydik ya. Ooo Meryem. Benimle konuşmak istemişsin. Ne zaman geldin ya? Geldiğini fark etmedim. Alıştırma yapıyordum ben de. Akşam maç var da. Malum ya, yetenek nankör bir iş. Böyle biraz ilgilenmeyince seni unutuveriyor. Neyse. Otur istersen. Ne içersin? İstemez, oturmayacağım. Sen niye çağırdın beni ya? Ama Meryem, böyle fevrilik de olmaz ki ha? Kısa keselim lütfen. İşim gücüm var. Madem öyle diyorsun. Meryem, ikinci senedinin zamanı gelmek üzere. Çalışmıyorsun. Yani para kazanmıyorsun. Peki senedini nasıl ödemeyi düşünüyorsun? Senedin gününe daha var. Bırak da onu ben düşüneyim. Yo, orada bir yanlışım var. Çünkü ben de düşünmek zorundayım. Bir iş adamı olarak yatırımlarımı korumak zorundayım, değil mi? Ticaret yaptığının farkındayım. Hem de kardeşimin hayatı üzerinden. Şimdi birbirimize polemik yaratacak şeyler söylemeyelim, değil mi? Yani ayrıca birbirimizde üzmeyelim, ha? Şöyle diyeyim. Sen diyorum ki o senetleri ödeyene kadar Ömer benim gözümün önünde olsun. Yani her nereye sakladıysan onu oradan çıkarıp buraya getireceksin. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok Meryem. Ömer senin borçlarına karşı benim teminatım. Hani bankalar kredi verirken bile yani eve barka ipotek koyuyor değil mi? Aynı o kafa. O yüzden lütfen kusura bakma. Ben de bir şekilde kendimi sağlam almak zorundayım, değil mi? Ne saçmalıyorsun yine sen ya? Of Meryem, of! Ömer'e diyorum, ya kendin güzellikle buraya getirirsin... ...ya da ben ilk gördüğüm yerde... ...tutar ensesinden alır getiririm buraya. Çünkü o çocuk benim teminatım. Sonrasında öyle darılmaca, alınmaca olmasın, tamam? Asla. Senin Ömer'le işin bitti. Duydun mu beni? Bitti. Kardeşime dokunmayacaksın. Senin muhatabın o küçücük çocuk değil, benim. Paranı ödemezsem gel benden hesap sor. Anladın mı? Kardeşime dokunmayacaksın. Haklısın. Peki o zaman sana söz veriyorum. Demeyi çok isterdim ama maalesef. Meryem, ben söyleyeceğimi söyledim, tamam? Vay be. Aa, yavrum, ne zaman uyandın sen? Şimdi. O zaman günaydın. Günaydın. Bak. Şimdi elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Sonra güzel bir kahvaltı yapacağız. Sonra da çarşıya gideceğiz. Neden? Çünkü sana çok güzel ciciler alacağız. İster misin? Bilmem. Peki o zaman sen ne istiyorsan onu yaparız. Anlaştık mı? Hadi gel. İnanamıyorum Ayşe. O Tekin denen adamın halini, tavrını bir görseydin.
Ömer'imden sanki bir maldan bahsedermiş gibi konuştu. Başka ne bekliyordun ki zaten? Ömer'i gördüğüm yerde alacağım dedi. Alınmaca, gücenmece yok dedi. Gerçekten aklım almıyor. Of. Gel canım, gel şöyle oturalım. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Bu adam borçlar bitene kadar bizim peşimizi bırakmayacak belli. Senetleri alana kadar en iyisi Ömer'in konakta kalması. Başka çare yok. Elbet alacağız senetleri ondan. Ama şimdi öncelik Ömer'i o adamdan korumamız. Ömer'le olan ayrılığına biraz daha katlanman gerekecek. Katlanırım Ayşe. Ben Ömer için her şeye katlanırım. Biliyorum canım benim, biliyorum. Ömer gözünü açtı, beni gördü. Beni annesi bildi. Sen de biliyorsun Ayşe. Ömer'i ben büyüttüm. Onunla birlikte ben de büyüdüm. Ne badireler atlattık biz Ömer'le. Ömer benim için kardeşimden öte evladım gibi. Biliyorum, bilmez miyim? Yaşadığınız her şeye şahidim ben. Sen içini ferah tut. O parayı bulup Ömer'i o adamın elinden alacağız. Sağ ol Ayşe. Madem Ömer o konakta kalmaya devam edecek, ben eve gidip kalan eşyalarını toplayayım. Geçen gittiğimde birkaç eşyasını, en sevdiği pantolonunu, bir de boyama kitabını unutmuşum. Onları götüreceğim. Ben almıştım o boyama kitabını ona. Evet. Hem çok özledim onu. Böyle uzaktan bir görsem yeter. Tamam. Ben de seninle geleyim. Yok, gerek yok. Gerektiğinden değil Meryem. Yanında olmak istiyorum. Konu kapanmıştır, hadi gidelim. Tamam, gidelim. Ne yapıyorsun kız papağan? O ne o? Ver bakayım şunu ele. Yazdım bunu dilsiz. Aklında olsun. Şöyle şu tarafa geç bakayım. Ters ışık var. Selülitle çıkmayayım sonra. Selülit ne demek? Bilmem. Millet sevmediğine göre kötü bir şey demek ki. Tarşığı nereden biliyorsun Neriman anne? O ne demek o be? Aptal mıyım ben? Geri zekalı mıyım? Yok öyle demek istemedim. Ha, ver şunu be. Bakayım şimdiye kadar ne çektin? Ha, şunlara bak. Sil şunları. Patates gibi çıkmışım. Başka çek. Üf, kamerada hep 5 kilo fazla çıkıyor. Sadece 5 kilo mu? Neye gülüyorsunuz be? Alırım hepiniz ayağımın altına. Yok gülmedik. Minik sen kalk beni en zayıf çeken yeri bul. Oradan çek hadi. Öyle bir yer mi var ki? Tekin abi arıyor. Ha, ver bakayım. Tekin abim buyur. Neriman, gelsene yukarı. Niye? Ne oldu ki? Uzatma da gel hadi. Tabii, tabii geleceğim abim. Yine ne halt yediniz ha? Benim başıma patlayacak. Kahrolmayın sıcalar. Vallahi bir şey yapmadık. Tekin abi aradıysa bir bildiği vardır. Kim bilir hanginize şikayetçi? Gideyim anlayayım bakayım. Ha, ben dönene kadar hiçbir yere ayrılmayın. Burada bekleyin beni. Hah, geldi. Tekin abim, sen çağırınca hemen geldim. Çocuklara da bir sordum, bir kabahat mı işlediler diye. Ama kabahat falan işlememişler, hepsi sus pus. Neriman, bir sakin ol Allah aşkına. Geç. Otur, geç. Yani eğer hasılattan memnun kalmadıysan Tekin abim, ben onlara gereken cezayı da veririm. Bir gün aç bırakırım, aç kurt gibi saldırırlar sağa sola. Sen hiç merak etme. Ya bırak çocukları şimdi. Ya mevzu onlar değil. Mevzu Meryem. Ha, yeğenim Meyrem'i diyorsun. Yeğenin Meyrem'i diyorum ha. Bir kusurum oldu Tekin abim. Sen hala beni tanıyamadın galiba Neriman. Bana kimse yanlış yapabilir mi? Ha? Konu zaten bir şey yapması da değil. Hani bana bir borcu var ya. Onu ödeyebilecek mi diyorum ben sana. Aa, Tekin abim, ha. Meyrem borcuna çok sadık kızdır. Çok sözünün eridir. Cevval kızdır. Ne yapar eder öder. Hele konu mevzusu Ömer'se taşı sıkar, suyunu çıkar, yine gereğini yapar. Diyorsun. Yani için rahat olsun. Ne yapar eder o borcunu öder. Ömer için okulu bile bıraktı. Çocuğa
O kadar düşkün diyorsun ha? Düşkün ne demek Tekin abim? Yani resmen Ömer için yaşıyor. Yani ne yapar eder o borcunu öder. Sen hiç merak etme. Durmuş'tan duyduğuma göre de deli gibi iş bakıyormuş. Hmm. E güvenilir diyorsunuz ama. Tabii. Sadece güvenilir değil. Biraz da asabi galiba. Bugün bana bayağı ters yaptı. Ağrıma gitti yani. Yok, mazbut kızım Meyrem. Sakın sen damarına basmış olma. Yani olabilir. Ben de kendi şapımda bazen sert olabiliyorum. İyi. Tamam o zaman. Madem güvenilir diyorsun. Hadi sen işine bak. Kız iş bakıyormuş. Sen bir sağa sola bir kurcala bakalım. Hani ya nereye bakıyormuş, nasıl bakıyormuş bir ara. Gözün üzerinde olsun. Tamam, tamam abi hiç merak etme o iş bende. Ha, çok da sert yapma erkek. Hadi. Bu günler de geçecek canım kardeşim. Azıcık daha sık dişini. Alacağım oradan seni. İlaçlar bunlardı değil mi? Evet. İnşallah bunlara hiç ihtiyacı olmaz. İnşallah. En önemli şeyi unutuyordum. Bunu görünce çok sevinecek. Boyamalarını da alayım. Da nerede? Ah, buradalarmış. Tamam, şimdi çıkabiliriz. Hayırdır? Nereye? İşimiz var da baba. Çıkmamız lazım. Ne işiymiş? Biz elbise dikiyoruz ya, provaya gitmemiz lazım. Kadın bizi bekliyor. İyi madem. Tekin'le konuştun mu? Ne dedi? Hiç. Senetleri ödeyebilecek miyim diye merak etmiş. Sen ne dedin? Ödeyeceğim dedim ben de. Ödemezsem Ömer'i alıkoyacakmış. Tehdit etti beni. Adam haklı tabii bir yerde. Yani o da kendi çıkarını korumaya çalışıyor değil mi? O çanta ne? Ne var onda? Önemsiz şeyler. Kız sen iki çanta mı taşıyorsun? Biri omuzunda, biri sırtında, biri elinde. Ne varmış onda? Aç bakayım, aç aç. Benim eşyalarım var. Meryem'e birkaç tane eşya vermiştim. Sizlik bir şey yok yani. Özel eşyalar. Ha. İyi madem. Bittim. Bugün bittim. Toplantıda öyle görünmüyordun hayatım. O ne demek şimdi? Vallahi öyle esin gülledin ki kimse gıkını çıkaramadı. Hele o personel çıkarın dediğindeki sessizliği fark etmedin mi? Etmedim Bahadır. Çünkü aklım evdeydi. Şu birkaç gün ömrümden ömür gitti. Tamam Levent gidecek ama ya cayarsa diye gerim gerim gerildim. Ay inşallah başım ağrımaz. Aman, aman ağrımasın hayatım. Kusura bakma Bahadır. Levent gidene kadar ben senin gibi böyle rahat olamayacağım. Anneciğim. Otur kızım, otur. Bahadır, ne yaptınız toplantıda? Nasıl geçti? Çok güzel geçti anneciğim. Her şey yolunda, merak etmeyin. Hülya'nın dediği gibi anneciğim, merak etmeyin. Her şey yolunda şirkette. İkramiyeleri de hatırlattık. Değil mi? Hı hı. Bir an önce dağıtılacak. Güzel.
Levent yine gitmeye karar verdi. Ya, öyle mi? Evet. Ben daha fazla soru sorup bunu atmak istemiyorum. Abisi olarak sen konuş, olur mu? Eğer kesin kararlıysa caydırmaya çalış, ne olur. Tamam, merak etme. Merak etme anneciğim, sen üzme kendini. İşim var benim. Meyve püresini sen yedirir misin? Dikkat et, havuza yaklaşmasın. Efe! Oo, havuz keyfi ha? Aynen öyle. Orucu da sürdüm ama yüzü çok pembeleşti. Bu kadar anıyla baş edebilecek misin? Buraya kim bilir kaçıncı gelişim. Her gelişimde Ömer'i bırakmanın acısı katlanıyor. Kendine bu kadar yüklenme Meryem. Bak sonra hasta oluyorsun. Hem sen bana lazımsın, bize lazımsın, anneme lazımsın. Her şeyi geçtim, Ömer'e lazımsın. Senin iyi olman gerek Meryem. Ben her şeyi Ömer için yapıyorum Ayşe. Biliyorum canım, biliyorum. Ya beni görmek istemezse? Ya hala bana küsse? Olur mu öyle şey? Ömer ne yapıyorsa seni sevdiğinden yapıyor. Hem o daha çocuk. Kızar da, sever de, sinirlenir de, küser de. İlk defa böyle oluyor. Daha önce hiç böyle şeyler yapmamıştı. Bak kendin söyledin ilk defa oluyor diye. Çocuk da bunları ilk defa yaşıyor. Böyle tepkiler vermesi çok normal. Hadi gel biraz rahatla. Aslı, kapı çalıyor. Bir rahat vermeyin insan, olur mu? Bu neden olmuş acaba? Ömerciğim, sen benimle çarşıya gelmedin ama ben sipariş verdim. Sana yeni elbiseler gönderdiler. Evet. Denemek ister misin ha? Bak. Önce bunu giyer misin? Giyeceğim. Ulvi Hanım, Meryem Hanım geldiler. Abla. Geliyorum kızım. Neden geldin? Kardeşimin kalan birkaç kıyafetini getirmiştim. Bilmiyorum farkında mısın ama bu kıyafet bahanesiyle kaçıncı gelişin? Ama çok sevdiği bir pantolon evde kalmış. Bir de şu pantufları... Boşuna zahmet etmişsin. Ne gerekiyorsa aldık biz. Hadi biz seninle bahçeye çıkalım ha? Ama kuşlara bakarız. Çok güzel kuşlar var bahçede. Aferin. Gel. Şunu giy önce. Aferin. Evet. Hadi bakalım. Gel. Gel bakalım.
Gel. Ne kadar güzel kuşlar var, bir görsen. Bir görsen, bir görsen. Ömer bazı kıyafetlerini çok sever. Benim diktiklerim de var. Ömer'le birlikte çok severek aldıklarımız da var. Hem en sevdiği boyama kitabını da koydum. Ömer için bunlar çok değerli, anlamıyor musun? Seninle ilgili anılar Ömer'e zarar verecek. Kendini unutturmaya çalış, hatırlatmaya değil.